Selçuk Bayraktar'dan ayetli ve kızıl elmalı siha paylaşımı. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Pentagon'un Türkiye'yi hava görev emrinden çıkardığını açıklamasının ardından yerli silahlı İHA'ların üreticisi Selçuk Bayraktar'dan ayetli ve kızıl elmalı paylaşım geldi. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği Fırat'ın doğusunda gerçekleşmesi beklenen Barış Pınarı operasyonu öncesinde çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Bayraktar'ın paylaşımı, ABD'nin Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanmasının durdurulması kararına gönderme olarak yorumlandı. Bayraktar paylaşımına SİHA'nın sırrı, uçuş bilgisayarının içinde gömülü yazılımda. 130 bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor. Biz de o görev yapsın diye ne zaman ihtiyaç olduysa, olursa, olacaksa, gereken her yerde her zaman. O mübarek bayrak işte bu bayrak ifadelerine yer verdi. Anlamlı paylaşımın görsellerindeki Enfal suresinden bir ayet ve kızıl elma detayı dikkat çekti. Enfal 17 olarak yazılıma eklenen surede "Onları siz öldürmediniz fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, Allah attı. Müminleri tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin savaş esnasından yerden bir avuç toprak alıp düşmanın üzerine atıp söylediği nakledilen söz "Sahel el vücuh" deniliyor. Enfal suresi ne zaman inmiştir ve neden bahseder? Medine döneminde hicretin 2. yılında Bedir savaşından sonra inmiştir. 75 ayettir. Sure adını ilk ayetteki El Enfal kelimesinden almıştır. Enfal savaş ganimetleri demektir. Surede başlıca savaş, özellikle Bedir savaşı sonrası elde edilen ganimetlerle bunların kimlere ve nasıl pay edileceği konu edilmektedir. Mushaftaki sıralamada 8. iniş sırasına göre 88. suredir. Bakara suresinden sonra Ali İmran'dan önce inmiştir. Surenin 30 ve 36. ayetleri dışında kalan kısmının Medine'de indiğinde ittifak vardır. Bu 7 ayet ise bazı müfessirlere göre Mekke'de nazil olmuştur. Sure Medine'de Bakara'dan sonra 2. sırada gelmeye başlamış fakat araya başka surelerin bazı ayetlerinin nüzulü de girmiştir. Hicretin üzerinden 1,5 yıl geçip Ramazan ayı gelince Müslümanlar Medine yakınlarındaki Bedir mevkiinde Mekkeli müşriklerle ilk önemli savaşlarını yapmışlardı. Savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlanmış, düşmandan ganimet de elde edilmişti. Ganimetlerin paylaşımı konusunda daha önceden uygulanarak sabit olmuş İslami bir kural bulunmadığı için doğrudan çarpışmaya katılanlarla cephe gerisinde hizmet verenler, gençlerle yaşlılar, teşvik ve benzeri maksatlarla kendilerine ödül vaat edilmiş kimselerle buna razı olmayanlar arasında ihtilaf çıkmıştı. Ayrıca bu savaşta kardeşini şehit vermiş olan Sa'd bin Ebu Vakkas da müşriklerden Said bin Asi'yi katletmiş, maktulün kılıcını alarak Resulullah'a gelmiş, bunun kendisine verilmesini istemişti. İşte bu olaylar ve talepler üzerine daha Bedir'den ayrılmadan ve ganimetler paylaştırılmadan surenin ilk ayeti nazil olmuştur. Bazı müfessirlere göre Hz. Peygamberi ve müminleri savaşa teşvik eden iman cephesinin
1'e karşı 10 kişiyle savaşsalar bile galip geleceklerini bildiren 64 ve 65. ayetler savaştan önce gelmiştir. Şu halde surenin Medine'de Bedir Savaşı sırasında gelmeye başladığı kesinlik kazanmakta, tamamlanmasının ise daha sonraki zamanlarda olduğu anlaşılmaktadır. Enfal Suresi Meali. Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. 2. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Tevekkül, tüm tedbirleri alıp gerekenleri yaptıktan sonra işin sonucunu Allah'a bırakarak ona güvenmek demektir. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Nasıl ki Rabbin seni hak uğruna savaşmak üzere evinden çıkarmıştı, müminlerden bir grup ise bu konuda kesinlikle isteksizlerdi. Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürüklüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıyorlardı. Hani Allah size iki taifeden birini o sizindir diye vaat ediyordu. Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Ayette sözü edilen iki taife Kureyş müşriklerinin Mekke'ye gitmekte olan silahsız ticaret kervanı ile Mekke'den Bedir'e doğru hareket etmiş olan Kureyş ordusudur. Müslümanlar orduyla savaşmak yerine kervanı basarak ganimet elde etmek istemişlerdi. Bu suçlular hoşlanmasa da Allah'ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi. Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da ben size ard arda 1000 melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti. Burada Allah'ın yardımı 1000 melek aracılığı ile gerçekleşmiştir. Yoksa Allah Teala dileseydi tek bir melekle ya da aracısız olarak doğrudan doğruya yardım ederdi. Allah bunu sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa yardım ancak Allah'ın katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani Allah kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor, sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu. Hani Rabbin meleklere ben sizinle beraberim, iman edenlere sebat verin, ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Şimdi vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına diye vahyediyordu. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İşte şimdi siz tadın onu. Kâfirlere bir de cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Savaş düzeninde iken kâfirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin, savaştan kaçmayın. Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme ya da diğer bir birliğe katılmak durumu hariç böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer de cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.
Savaşta onları siz öldürmediniz fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın fakat Allah attı. Müminleri tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. Evet arkadaşlar, Enfal suresi ile ilgili en son okumuş olduğum o ayet, Cumhurbaşkanımızın damadı Selçuk Bayraktar tarafından SİHA'mızın yazılımına işlenmiş. Bu gerçekten çok önemli bir hareket, çok önemli bir tavır ve bizim Türkiye olarak kime güvendiğimizi göstermiş oldu böylelikle. Yani SİHA'nın yazılımına bile Allah-u Teala'nın ayetlerinden yazarak aslında hem ilhamımızı, gücümüzü, yardımımızı Allah'tan aldığımızı ve hem de karşı tarafa bizim kim olduğumuzu göstermiş oluyoruz bu operasyonla. Allah yardımcımız olsun. Bu gerçekten güzel bir haberdi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinizden Allah razı olsun. Videoya yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.